Efendim, son dönemde özellikle kadınlarda sıkça saç dökülmesi şikayetleri geliyor. Özellikle koronavirüse bağlandığı belirtiliyor. Siz bir bilim insanısınız. Bunun bilimsel bir dayanağı var mıdır? Yani koronavirüs sonrası özellikle saç dökülmesi meydana geliyor mu? Evet, son dönemlerde hakikaten koronavirüs sonrasında bir saç dökülmesi başvurusu çok arttı. Tabii saç dökülmesinin bir sürü sebebi olabilir. Yani belli hastalıklar, hormon bozuklukları, yine vücudun yaşadığı stres, yani ateşli hastalıklar, iç hastalıkları gibi durumlarda saç dökülmesi olabiliyor. Biz bunun için genelde kan tahlili istiyoruz kişi başvurduğunda ya da bazen sadece strese bağlı olabiliyor. Koronavirüs tabii ki tüm vücudu etkileyen bir sistemik bir hastalık olduğu için, bulaşıcı bir hastalık olduğu için bunda da saç dökülmesi artmış durumda ve birçok kişide bu belirti var. Hatta bununla ilgili yayınlarda yapılmış durumda. Şimdi bazı insanlar koronavirüsün o belirtilerini, o semptomları çok hafif atlatıyor ve belli olmayabiliyor. Şimdi saçımız sıkça dökülüyorsa son dönemde koronavirüs olduk diyerekten test yaptırabilir miyiz? Aslında çok fazla onunla ilişkilendirmemek lazım. Yani çünkü saç dökülmesinin çok fazla sebebi var. Dönemsel sebebi de olabilir. Sadece bu koronavirüs geçirmiş kişilerde saç dökülmesinin çok şiddetli olmasıyla tespit edilmiş bir şey aslında. Ama saçım çok dökülüyor, korona mı geçiriyorum gibi bir durum, böyle bir şüpheye gerek yok yani. Neden özellikle saç döküyor hasta olanlar, koronavirüs, COVID-19'a yakalanlarda saç dökülmesi daha sık görülüyor? İşte dediğim gibi şimdi birçok sistemik hastalıkta saç dökülmesi olabilir. Mesela işte kemoterapi alanlarda olabilir, sistemik ciddi bir hastalığı olanlarda veya enfeksiyon hastalıkları ile ilgili viral bir hastalık olduğunda. Şimdi koronavirüs de tüm vücudu etkileyen bir hastalık olduğu için ve ateşli bir hastalık olduğu için genelde şiddetli geçirenlerde mesela daha çok saç dökülmesi yapıyor. Yani geçtikten sonra, hastalığı geçirdikten sonra şiddetli bir saç dökülmesiyle başvuruyor kişiler. Hekime başvurmak, danışmak çok önemli. Şimdi son dönemde sıkça saçımız dökülüyorsa ne yapmalıyız buna karşı? Şimdi çok fazla bir saç dökülmesi varsa, özellikle günde 100 telden fazlaysa, bununla birlikte mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor. Çünkü altta yatan herhangi bir ciddi bir durum, bir eksiklik, demir, vitamin eksikliği gibi bir durum olabilir. Ki bazen bu tarz geçirilen ciddi enfeksiyon hastalıkları da mesela vücuttaki bazı depoları düşürebiliyor. Yani demir, çinko, B12 gibi depoları düşürebiliyor. Biz bunların tespitini yapıyoruz ve bunları takviye uygulayarak aslında o takviyeleri depoları doldurarak saç dökülmesinin şiddetini azaltıyoruz. Beslenme ve stres saç dökülmesinde ne kadar etkili? Çok etkili. Yani beslenme zaten bu vitamin eksiklikleri beslenmenin kötü olmasından kaynaklanıyor. Özellikle vitamin değerleri düşük yiyecekler tüketmekle birlikte insanlarda bir sürü biyotin, çinko eksiklikleri gelişebiliyor mesela. Ki son zamanlarda biraz tabii besin değerleri de normal artık doğal gıdalar gibi değil. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. O yüzden de takviyeler son zamanlarda çok artmış durumda, gıda takviyeleri. İhtiyaç da oluyor bazen çünkü vücut besinlerden sağlayamayabiliyor. Onun dışında stres zaten tüm vücudu etkileyen bir şey. Tüm vücut hastalıklarından önce saça dokunuyor. Yani saç zaten saç ve deri çabuk bölünen hücreler olduğu için saç ve deri bütün her şeyde en ilk etkilenen bizim en önce etkilenen organlarımız diyeyim. Yani arkasında başka bir şey olabilir. İlk belirtiler saçta veya deride ortaya çıkıyor. Evet, özellikle hızlı bölündüğü için deri ve saç ilk belirtiler bir ilaca karşı olan mesela yan etki varsa, bir hastalık varsa bunların ilk belirtisi hep saçta oluyor.